Selamlar dostlar, sizlerle bugün E4'teki Fransa serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Heçere'ye güzel bir kazık attıktan sonra serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Protestanlığı her yere yaymaya uğraşıyoruz. Şimdi önceliğimiz ordu sayımızı kuvvet ve muhtemellen arttırmak olacak. English Channel ticaretine çok güzel çöktük. Paramızı çarçur edeceğiz. Şimdi şu template'i ayarladım. Onu bir burada bir tık diye bir düşelim. Şu 6K'lık orduyu da buraya getirelim. Kuvvetli bir orduya ulaşmak istiyoruz. Trade ship'lerimi falan, bütün gemilerimi bir toplayacağım. Buradaki ordu kalsın zaten. Sürekli zart pırt isyan edecekler. Core all atalım bunlara da. Haydi devam. Din değiştirme sıkıntı. İki tane disaster var. Dutch disaster'ını kesinlikle yiyeceğiz. Bunu yiyeceğiz. Stability cost modifier yiyecekmişiz. Sonuna doğru stability'yi biraz arttırırız. Bu advantage'i çok kanser edecek bizi. Hollanda'yı alırsınız ama Alman'ın da bir bedeli var. O bedeli de birazdan hep beraber göreceğiz. İngiliz gariban kaldı. İngiliz'e et yük daha zulmedip sonrasında bitireceğiz. İngiliz va şeyde vassal almak da pek bir mümkün. Gayet de güçlü bir vassal olur kendileri. Şöyle birer tane daha basalım. Bu en kalabalık ordu olacak. Bu ana ordu direkt Paris hattını sadece savunma ordusu olacak. Ana karaya gelen düşmanları yok etmeye oynayacağız. Bu arada ben bir tık fazla ordu basmışım, evet. Ne kadar? Artı bir dukat da içerideyiz. Bunun force limitini bir tık arttırmam gerekiyor. Ya da gene governing kapasiteden şımarmaya devam edeceğiz. Şu an zaten governing kapasiteden yediğimiz kazığın haddi hesabı yok maşallah. Yani öyle bir kazık yiyoruz ki oradan. Üf. Bir tık force limitim... ben fazla asker bastım ya. Ben çok asker bastım, bu böyle olmaz. Düzenleyeceğim tabii ki de, eksi 15'imi göze alamam. Şuradaki orduyu bakalım, bir asker yetiştirdik, şunu da iptal edelim. Tabii ki de bunların cezası bana giriyor, o kesin. Topu da iptal et. Evet, şöyle güzel bir event gelmeseydi zaten şaşırırdık. Şimdi birliklerimizi bir bakalım. Buna ne lazım? Bir tane topçu lazım, verelim. Şey, bir tane süvari lazım. Süvariye basarız. Topçu 10-10'da. Bundan bir 10 tane piyade değil de öyle bir 5-6. 6 piyade tasarrufa gidelim. Nedir günahımız? 5 piyade, 5 piyade, 5 piyade, 5 piyade. 5 piyade açık bize bayağı sağlam giriyor. 3,5 dukat giriyor. Bundan tamamen süvariyi sileceğim. Şöyle salak saçma bir şey yapacağım. Daha iyi. Böylelikle eksiye gitmemiş olacağız. Valla bunu alırım, daha iyi. Şimdi şöyle güçlüyüz, kuvvetliyiz ama eksiklerimiz de yok değil tabii ki. Trade görevi vereceğim. English Channel'da profit loss diyorduk. Onu bir ayarlayalım. Gemide tam da limite yaklaşmışız zaten. Aynen. Tamam, gemiler dolaşsın. Sıkıntı yok. Dini dönüşüm yapalım. Direkt buranın dönüşümüne oynadık. Reform Center da bu tarafa doğru yanaşmaya başladı. İyi, hoş. 22 ayız daha. Burayı da dönüştürelim. Buradan bayağı bir isyan yiyeceğiz. Hatta ana ordunun burada olma sebebi bile diyebiliriz. Sana bir tane topçu verelim. Belki de 42 oynarız gerekirse. Problem de değil. Verelim. Koalisyon artık bizim için kedicik. Yani çünkü bizim ordu sayımız çok güçlendi ama onların da bir tık ordusu fazla. Eğer olur da mesela bir bakalım. Müttefiklerimiz katılırsa, müttefiklerimizle beraber ne kadar ordumuz olacak? Tabii şu an Ottoman falan fighting another war diyor. Ramazan olduğuna girmiş. Çok büyük bir şey değil bizim için. Kayıp değil. O olur. Bizim savunma savaşımıza gelmeseler bile biz elimizden geleni ardımıza koymayız evelallah. Şuradaki kaleyi, iki tane kaleyi yıkacağım. Çünkü koalisyon savaşında bir tık eksiye götürecek bizi. Burada da bir kalemiz var. Evet, burada da bir şeyimiz varmış. Ne bu? Local Trade Power, Global Trade Power. Belam kulesi. Yıksak mı?
Bu kale bir tık sakat ama en nihayetinde de bir güzergah. O yüzden kalacak. Puan vermemek için. Eğer Kassil ile olası bir savaşa girdiğim zaman o kale bana bayağı bir girecek puanda. Valla o parayı ona veremem be. Yok, deniyor yok yani mümkün değil. Ama disaster'a girdik. Onu hemen bir tık düzeltmemiz gerekiyor. Şimdi Reims'e fabrika istiyor. Okey. Bu ne istiyor? Noble. Bu area'yı al diyor da hayır. Yine fabrika istiyor abi. Clark'le aramız iyi olsun. Şuraya hemen bir fabrika yapalım. Fabrika bana bu çağda hiçbir işime yaramayacak. Gereksiz oldu ama. Yine de güzel bir eyalet burası. Basılası bir yer. Üzüm vermesi dışında bir problem yok. Development olarak yükselteceğim için. Yani. Dayanmamız lazım. Koalisyon yakın dönemde dağılması bekleniyor ama bize de girebilirler işte. Müttefik bulmak burada bir tık önemli. Bakalım elimizden geleni ardımıza koymayacağız. Her seferinde bu lavuğun kafasına vurmam lazım. Bunu unutmuyoruz. En kötü White Peace'e sokarım. Gene de vururum. Fransa 24. Tamam daha var var. Ona yeni savaştan çıktık dedim. Acaba videodan unuttum mu? Bir tık çıksaydık sıkıntıydı. Anjou kalesini yıkacağım. Artık sınıra taşıma vakti geldi. Buradaki kale kalabilir. Buradaki kalenin ömrü yok. Onun yerine kaleyi ileri taşıyacağız. Buradaki kaleler çok sağlam ama bunu mesela kapatmamız gerek. Şu savaş başında zaten halledilir. Pierrecard'a kalesi saçma. Paris'e kale dikmem lazım artık. Buradaki kale saçma çünkü yine aktif savaşta olmayacağız. London'daki kale kalabilir. Şimdilik kalabilir o da. Londra'daki kale kalsın. İç kesimlerdeki kalelerimizden bir kurtulalım. Bunu da mesela kapatabiliriz. Diğer iki kale kesinlikle kapalı olmayacak. Aşağılar her zaman için kanallar açık olacak kısacası. Parasal olarak çok iyi durumdayız. Şu an bir drill yapabilirim ama zaten isyan da yok gibi. Aslında bir tek ekonomi oynayacağım ve ordunun maaşlarını kapatıyorum. Bu koalisyonu birazcık tetikleyecek ama maddi açıdan uçuracak bize. Ordu teknolojisine daha çok var. Güzel. Artık land attrition'dan tamamen yırttık. Şimdi benim burada almam gereken bir tık şey var. Land Force Smith Modifier'da aldık. Evet bu iyi oldu. Ordu sayımı artırabilirim. Burada benim almam gereken şöyle bir olay var. Bir an önce ticaret idesi alıp ekonomimi artık şahlandırmam gerekiyor. Ya ticaret alacağım ya da kolonicilik alacağım. Kolonicilik yine benzer ama zaten kolonileri sağ olsun Portekiz bizim yerimize dikecek. Biz de ondan çörekleneceğiz. Mesela bundan sonra yapacağım ilk hareket Portekiz'in kolonilerine çökmek olacak. Daha doğrusu Kassil'e savaşımda. Yani kolonileri ben inşa etmeyeceğim. Onlar benim adıma inşa etmiş olacak. Allah razı olsun. Sonrasında da bizim aslında kolonicilik gitme amacımız Leyte'de bu şeyleri almak. Afrika coastları alıp oradan ticaret anavatana getirmek olabilir. O bir option. Saluzo ile evlenelim mi? Evlenelim hoca. Hanedanımız güçlü. Danimark'ın hanedanı yok. Norveç ayrılmış. Evet, Danimark'la savaşta Independence War. Bakalım hayırlısı. Şu an Polonya, Litvanya'nın ve Osmanlı'nın güçlü olması benim için önemli. Şu an müttefikim Tunus'a saldırıyor. İşin garibi müttefikliğime rağmen muhtemelen ikinci ilden girdi. Stop hit yedim ben değil mi abi? Allah kahretsin. Şimdi berbat bir event. Dediğim gibi burası ya kültürü değiştirmemiz lazım ya da Rebels Army orduyu tamamen sileceğiz ya da kültürü oyunda dediği gibi değiştireceğiz. Stop alacaktım unuttum bakın. Evet bir tık eşeklik oldu. Çok da önemli mi? Önemli aslına bakarsanız hıyarlık. Boş yere şu an bana girdi yani. Şimdi benim bu disaster'ı kaldırmak için ne olacak? Kültür. Okey. Kültür tamam. Stability 1 olacak. Evet, stability 1 olacağını tahmin etmiştik zaten. Devam. İstancısını dövelim. Güçlü bir istancı bu arada. Öyle hafife alınacak bir istancı değil ve dövdü beni. Evet, harika. Muazzam.
Stop alacağım. Tabii ki stop 250 oluyor. Overgovern kapasiteden de geberiyormuşuz. Çok güzel. Governing kapasite bu teşte mi alıyorduk? Buna hemen yönelmem gerekiyor. Admin'e çektik zaten. Ponda kral admin huzurlusu. Muazzam. Süper ya. Şu an admin teknolojide geri kalacağız. Hatta çevirebilirsem bazı şeyleri çevirmeye çalışacağım. Şu şey çok iyi olacak. Moralimiz gelecek. Şöyle biraz bekleyelim. Şu isyancı Galdera'yı da kuşatacak peki. Biz bu isyancıdan çok çekeceğiz. Çok çekeceğiz. Dutch Revolt'sa. Çok iyi. Dur. 225. Alabiliriz. Onun bir debuff'u yok. Artı bir olsaydım bekletirdim. O kadar değerli. Buraya kale alıyor. Burayı da ben kaldırayım. Şimdi o sence buraya gelecek mi? Yok, hayır gelmedi. Galre koalisyonda o bir tık benim canımı sıkan bir durum. Ottoman Alliance'ı bir salla bakalım. Bana geçiş vermen her ne kadar mümkün hoca. Pölant'ın hükümdarı değişti. Benim buraya bir şekilde gitmem lazım. Yoksa o sence seni de beni de mahveder. Sen bir versen ya. Bir para dilenelim o Osman abimizden. Diplomatım bir gelsin. Allah bereket versin. Sağ olasın. Bu ordunun buraya bir şekilde geçmesi lazım. Acaba sizden yok. Sizden olmaz. Friesland. Donanmayla geçeceğiz. Tabi bu isyancı birazcık dönecek, dolaşacak. Öyle geçeceğiz gibi. Çok sakat bir yerde çıkması kötü oldu. Artı bir stop da alabiliriz. Şöyle. Governing kapasiteyi mahvettik ya. Evet, burayı hemen bir convert edelim. Burayı bir convert edelim. 25 ay içerisinde oralarda artık bizim mülkümüz olacak tamamen. Oraya fabrikasını dikiyoruz. Loyalty, okey. Accepted kültürdesiniz aslında ya. Neyse. Şimdi. Buradan bir şekilde buradan ayrılması lazım ama Geldren'in maalesef ki Geldren'in hıyarlığı yüzünden hem o mahvolacak hem ben mahvolacağım. Çünkü Geldren'e buraya ordu getiremiyor. Ve benim bu orduyu bir şekilde oraya geçirmem lazım. Bir Influence Nation mı alsam sana ya? 60 dukat vereyim dayı. Aramız iyileşsin belki koalisyondan falan çıkar. Disiplin artı 3 advisor'da. Ordu militarisi gitmeyeceğim için çok da gerek yok. Corruption ve Governing Progress alırım. Çünkü stop şu an değerli. Şu an eğer ki bu isyanı bir şekilde bastırabilirsem, oraya geçersem ordu ile mümkün. Yani şu an Galdrin'in bana... Hah, süpersin ya. Bu kadar ya. Gel isyancı, senin de isyancı bastırırım. Çünkü Hollanda spawn olacak. Bu da iyi bir şey değil. Kesinlikle iyi bir şey değil. İsyancıyı döveceğim. Sonra da şuradaki şeyi de kaldıracağım hemen. Böylelikle disaster'ı bitirmiş olacağız diye ümit ediyorum. Değil mi? Bakalım. Rebel Armies 20 yıl geçmiş olması gerekiyor. Harika. En az 5 province olması lazım. Lower Country'de. Kültürü değiştirirsek de yine gidiyormuş. Kültür shift yapabilirim. Şaka değil. Gerçekten kültür shift yapabilirim. Kendi Frankish kültürümü geçebilirim. Ama bu çok uzun yıllar sürecek bir durum. Yani asimilasyon doğru idea setlere gidilmediği sürece aptallık oluyor. Ve şu an biz o aptallığı yapacak maalesef ki durumda değiliz. Yani 250 ay ne ki yani? Doğru idea setleri ve editlerden yapılabiliyor. Haberiniz olsun. Editten de geliyor diye biliyorum. Ama gelmiyormuş falan. Bir yerden geliyordu. Idea setlerinden geliyor. Asimile kültür yapabiliyorsunuz. Bu bayağı bir isyan edecek. Bari diğer ordular bir boka yarasın ve drill yapsınlar. Evet bekleyeceğiz. İsyan yiyeceğiz. Takılacağız. Yine aynı güzel 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 çok güzel. Şimdi admin puanı bana niye lazım? Governing capacity %25 arttırması demek benim şu anki debuff'ımı silmek demek. O yüzden her şeyimle admin power'a uçabilirim. O yüzden bir admin advisor gelirse de çok iyi olur. Ve bu kralın da çok yaşamaması çok iyi olur. Evet gelere çıktı. Rahatladım. Gelerenin çıkması çok çok iyi olur. Çünkü gelere çıkarsa diğerleri de muhtemelen çıkmaya yakın. Leech.
Leech. Sen çok gariban kalmışsın be. Sana bir hemen bir improve atalım. Mesela kim Trier çıkabilir? Ona da bir influence atalım. O da bir def olsun gitsin. Yani hem koalisyon hem kriz gerçekten çok sıkıntı. Trier yakından çıkacak. Sonrasında da Leech ile iyi ilişkilere sahip olacağız. Gelene çıkması o kadar tatlı oldu ki. Kime atıyordum ben ki şu an? Trier. Neredesin? Balım. Ben sana desem ki şöyle bir Sand Gift deyip böyle 50 dukat daha sallayayım 74 ilişki alalım sen bir git koalisyondan. 50'nin üzerinde çıkıyorlar koalisyondan genellikle. Çok absürt bir durum olmazsa gördüğünüz gibi çıktı. 50'nin üzerine ilişki getirip sallayacağım. Şu an için slotum Metrax'e rağmen var. İyi. Abi Tunus'a ne yaptınız ya? Kicedan toprak almamış ve benim el aylığımı kırmış. Bu bir tık problem. El aylığımı kırması üzücü. Ama Afrika'ya indiğimiz zaman iş değişecek. Gallery Vassal alabilir miyim? Çok güçlü olursam evet alabilirim. Ama şu an Hechera içinde olduğu için pek mümkün değil. Şu önümüzün az bir şey kısalım. Şimdi. Evet, bu isyanlar gelecek ve otonomi isteyecekler. Biz de diyeceğiz ki no size otonomi. Reform Center'da buraları dönüştürüyor. Harika. Taş kültürü yakında tamamen protestan bir inanca sahip olacak. Bunun koalisyon çıkması beklemiyorum bu arada. Improve atmamıza rağmen heretik çünkü bu şey. Ne? Bishopluklar öyle şey değildir. Siz pek öyle halden anlayacak insanlar değildir. Mesela bu çok agresif gemiş. Bu da yine sıkıntı. Yani Nag War olmadığımız sürece hepsini atabiliriz. Mesela şu abiyi niye atmayalım ki? Sana bir hemen bir Sand Gift. Palatinate çünkü güçlü. Böyle bir improve. Gerçi yok olmuş da olabilir bilmiyorum. Descent Gift yapıştıracağım abimizin. Şöyle cebine bir parayı vereceğim çıksın diye. Military Tech alacağım şey diplomatik Tech alacağım. Neden? Çünkü çok hızlı bir şekilde şey yapsın. Parayı ayarlayabilsin. Bir de 112'ye gelmiş artık. Biz bir benimseme yoluna gidelim. Sınırlardan önce bize gelecek. Ama İtalya'ya daha önce gitmiş. Çünkü Naples Aa salak Naples kaybetmiş. Sen enayisin. Naples'le tabii ki de evleneceğiz. Naples bundan sonraki bizim yeni kızıl elmamızdır. Napoli ile evlenip yeni kızıl elmamıza yolculuğa çıkacağız. Palatinate left dedi. Bu da koalisyonun artık elinin gücünün çok zayıfladığına bir işaret. Yakında Frizya bir republic olduğu için tabii ki de ittifaktan çıkmaya yanaşacaktır. Biz şimdi bir tane diplomat alalım ve Frizya'yı ittifaktan atmaya yine bahşişler, hediyeler ile gidelim. Bunlar aslında bir tık kendime kötülük yapıyorum. Artı bir puan influence vermek ne demek? Ne ola ki? Çok. Ama yani işgal ettiğim zaman koalisyon daha da çok iyi olacak. Ama şimdi koalisyondan tamamen çıkmaları benim daha çok işime yarıyor. Güzel. Şimdi şurayı da hemen bir convert edelim. Burayı da convert edeceğiz şurası bittikten sonra. Taş topraklarını bir Allah'ın izniyle bir kurtarırsak hiç sıkıntımız yok. Şöyle. Oh. Center'larda hemen dibimi yapışma. Hollanda bölgesi önemli. Belgesi neymiş? Hollanda bölgesi çok önemli. Gördüğünüz gibi bu disaster'ı yemiyoruz. Çünkü %75 unitinin üzerinde bir ünite sahip olmasak da disaster başladığı zaman 50 unitin üzerinde olursanız disaster'dan yırttık. Aktif iken. 75'in altındayken başlıyor ama 50'nin üzerindeyken bitiyor. Bu iyi. Napoli bizim için kızıl elmadır. Çünkü şeyi bizden yana olacak. Royal Marriage. Tahtını istiyorum ben onun. Taht eventleri de gelecektir diye düşünüyorum. Hemen ona bir alliance yolu açılsın. Çok güzel. Bu da reform oldu. Hatta bir tane bishopluk demişim. Bir tane elektör protestan olduğu için yakında heçere çok karışacak diyebiliriz efendim. Napoli bizim için o kadar iyi oldu ki. Evet bir rebel daha çıktı. Tam da yerinde çıktı. Tam da şeyi kaldırdım. Geçiş izini kaldırdım acaba bitti mi diye. Abi dövüyorum. Orduyu ikiye böleceğim. Şurada iki ordu halinde rahat bir şekilde varlık gösterebiliriz.
O kalsın. Ben buradan bir şey seçeyim. Ne seçelim? Misyoner seçtik. Development seçtik. Legitimacy seçtik. Idea Cost çok mantıklı. Çünkü Idea üzerine şu an hayvan gibi yürüyeceğiz. Evet, ben Idea Cost'u alayım. Idea Cost çok iyi. Bayağı puan ihtiyacımız var zaten. Şu an görüyorsunuz kaç? 200 şey 375 25 tane puan getirdi bize bu. Ya bundan sonra işte puana oynayacağız. Baya baya ADM oynayacağız. Şimdi kuvvetli bir tükürmem lazım benim. Neredesin? Rival'ım değilsin sen benim artık. Bu kadar mı düştün? Grid Power'dan düşmüş o yüzden. Benim rival'ım Kassil ve şey. Gel bakayım buraya şerefsiz deyip tüküreceğim şimdi Allah'ın izniyle. Şöyle bir bakayım yani nasıl. Ve kuvvetli tüküreceğim bir tane. Güzel. Mis. Çok iyi. Napoli tahtında hak iddia edecektim de şu an için o düşündüğüm olmadı ama zaten benim müttefikliğime gelmesi çok iyi olacak. Çünkü Avustur hain İtalya planlarını engellemiş olduk. İtalya'daki hakimiyet sadece bizde olacak. Habsburg hanedanı Avcun yalasın. Getir götürümüz yapar anca. Koalisyonun başka üyelerinden kimleri eleyebiliriz? Seni eleyebiliriz ama çok da gerek var mı be? Improve atarsak eleneceksin. Harika. Bir daha da böyle bir koalisyon yediğimi görmezsiniz. Çünkü sadece İspanyola ve İngiliz'e yürüyeceğiz. Bir daha asla böyle agresif topraklar almayacağız. Çünkü hem Britanya aldık hem İngiliz'den dav hayvan gibi toprak aldık. Dolayısıyla hiç iyi sonuçları olmadı aslında bakarsanız. Bir de ben artık şu artı 2 advisor alacağım ya. Paraysa para aga, paramız var Allah'a şükür. Venedik'e geçiş tabii ki de vereceğiz. Luka'ya da verelim. Accept. Şuradaki şeyi de iptal edelim. Artı bir puan girmesin sürekli. Buna da improve atmaya gerek yok artık. Yeterli bir improve seviyesine ulaştığını düşünüyorum. Gel araya. Bize kalp besliyor ama işte tahtına oturamayacağım bunun da maalesef. Çünkü tahtını demiştim. İşte vasallığa gelmeyecek. Heçeri'yi de atırırsak ki yapabiliriz. Şimdi şöyle din savaşlarında bu pek bir mümkün olabiliyor. Ya da gireceğiz. Heçeri'deki herkesi müttefik alacağız. Sonrasında Heçeri'yi dağıtmaya gideceğiz. Avusturun kapitolünü kuşatsanız olur. Ya da din savaşları sonrasında zayıflayan Heçeri'ye tek bir savaşta hepsine delikanlı gibi savaş açıp bitireceğiz işini. Gallery'nin şu geçiş iznini iptal edelim bizdeki. Şey bizim aldığımız. Kendisi. Bu arada trade'ini veriyor bana. Tabii ki de trade'ini alırım. Balım. Sen yeter ki ver. Hemen trade'ini bir isteyeceğim ondan. %50'sini veriyor. Bu da English Channel'daki varlığımızı çok 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 daha yükseltecek. Şu an 34, 35,5 oldu. 1,5'lük kat kazandırdı. Basit bir hamle bize. Friesland, sen de bir trade'inin %50'sini ver. Bildiğiniz center kuruyoruz. Monopoliler geldi. Allah'a şükür paraya doyuyoruz. Dutch krizi ne zaman bitecek? Aslına bakarsanız 20 yıl geçtiği zaman bitecek. 20 yıl yakın zamanda geçecektir. Merkantilizmi aldık. Paraya harbiden doyduk. Oh mis. Bu bana ne kazandırıyor bu saray? Global Trade Power veriyor, Local Manpower Area veriyor, Province'a Local Trade veriyor. Hayır, önemli değil. Şu an için değil en azından. Lakin Londra Kulesi pek bir mümkün. Army Tradition veriyor. Londra Kulesi'ni o yüzden upgrade diyorum. Haydi hayırlı uğurlu olsun. Ve Manpower'la da bitirmeye oynayacağım. Şöyle birazcık Manpower'ı akıtalım. İnsanımız var çünkü bizim. Hızlı çoğalabiliyoruz biz. Evet. Buralara artı bir production almak mantıklı tabii ki de. Ama loyalty alıp Andres yani 3 develop 4 development için yapılacak işler değil o yüzden bunu alacağım. Ve estate'e ne alabiliriz? Buff alabilirim. Böyle çekebilirim. Birazcık para alabilirim. Ay şu paraya gelen paraya bir bakın hele. Ver bakayım kardeş. Sonra da geri alayım ben onu diyeceğiz. Tabii %10 bana bir girdi. Bir tık kötü. Bir tık kötü oldu. 110 tax girdi bana. Sıkıntı yok. Para var. Allah'a şükür. Huzur var. Kilise dikmeye başlayalım şöyle bir. Ticarete artık atılacağız. Ticarete şöyle güzel bir arttıralım. Production gelir olmuyor bize. Çünkü şeylere veriyoruz. State'lere veriyoruz. Estate'lere veriyoruz. Estate'lere verdiğimiz için de az oluyor ama hayırlısı. Zor bir durumdayız. Üstesinden geleceğiz. Artık şu buff'ı kaldırmak istiyorum da 3 slot çok işime yarıyor. Özellikle ittifak tutmak için çok işime yarıyor.
Yakında Milan'ın bize bağlanmasını da sağlayabiliriz. Şu ordu şeyi bir tık önemliydi. Piyadeleri de değiştirelim. Piyade değil, tüpe gelmiş. Süvariye de gelmiş. Okey. Şimdi koalisyon ne durumdadır? Kimler vardır? Sana improve atsak sen çıkarsın. Okey, çık bakalım. Improve atalım. Sana da bir gift, çeyiz. Ay, al, al, hayırlı olsun. Sen de bir çık. Ufak tefek ülkeler çıksın da bir. Oy, krala eksi 10 impact geldi. Çok güzel. Krala mı hire mi? Kralımız çok yaşa. Eksi 10 bir şekilde yararlanacağız. Left Dortmund'a çıktı. Yakında hepsini bitireceğiz. Yakında zaten Avusturya olan koalisyonum kalmayacak gibi bir şey. Dağılır. Dağılır. Şu abi bir bakayım mı? Bu da improve'la çıkar. O zamana kadar zaten dolacaktır muhtemelen. Savaş sebebi gelmiş kimi? Prens Diplomatik Insult atmış. Niye sövdün lan bana? Evet, bunu hemen yapmayı düşünüyorum açıkçası. Fulllemek istiyorum gerekirse ama adminde de çok geri kaldık. Bunun cezası ağır olur. Para lazım bir de bana. Baya baya para lazım. Artı bir an resmi, prestij mi? Prestij vergisin ya. Bu bana çok ağıra patlayacak ama Governing Capacity almamak daha da büyük bir salaklık olacak. O yüzden 1, 2, 3, 4... 1600, 1600'den az da işte 1500 puan falan. Yok, 1500, 1400 arası bir puanı ona ayıracağız. Alırsam üçlük advisor bile alabilirim. Para gelsin enstitüyü de benim isteyeceğiz. Bu da bir tık iyi olacak. Burası tamamen artık protestan bir bölge oldu. Burada filemiş, o yüzden burayı da değiştiriyorum. Buraların geneli filemiş zaten. Production tabii ki de her zaman için production'ın önemini anlatmışımdır. Lazım, production önemli. Navy Tradition verebiliriz, o kadar da önemli bir şey değil. Ama deniz ticaretini de etkiliyor, unutmayın onu. Deniz ticaretini etkileyen bir unsurdur kendileri. Lemur'da isyan çıktı peki. Dilili yapıyoruz değil mi? Bari bir halta yarasın o para açtığımız para. Kalitecilik Selot geldi peki. Çok iyi ya. Niye her şey bana giriyor ki? Burayı da değiştirelim hemen. Burayı da Katolik dikten. Bina mı yapılıyor? Misyonerim var. Ha, okey, şura bitmemiş. Abi misyoner çalışıyordu orada, şerefsiz ya. Bütün progresi mahvetti. 2 dakikada nasıl da geldin, kuşattın sen onu? Ay, lanet olsun. Şimdi dönüştürücü, 3 tane dönüştürücü benim tarafımda çalışıyor. Hatta iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Böylelikle unitimiz hayvan gibi arttı diye ümit ediyorum, değil mi? 158, çok iyi. Herhangi bir dizastrın etkisinde değil, sadece şu olay bir tık can sıkıcı. Yani ya tamamen getireceksiniz. Kolonileri sürgün etmek mantıklı. Buraya Frankish verirken kolonileri gönderiyorsunuz bu halka. Baya baya komik bir şey oluyor. Ama zaten benimsediğim için çok da bir problem değil. O disaster yemek bir tık salaklık oldu benim için. Ama din olarak da hani bilemezdim. Onda da hakkımı yemeyin. Sana bir hemen bir şeyiz yapalım şöyle. Buyur, afiyet olsun. Ve bu prensliklerin alayı muhtemelen Heşere'deki prensikler olacağı için, Protestan prensikler olacağı için desteklemekte bir yerde bir tık mantıklı. Genelde Protestan'a dönüyorlar. Avusturya tiltler çünkü. Evet, bu arkadaş da koalisyonu terk eyledi mi? Hayır. Ama ittifaklık yollayabilirim falan. Şimdi bunlara bu kadar İyi ilişkiler kurdum değil mi? Bir halta yaramaları lazım. Ben para yatırdım. Paramı geri istiyorum. Yani o para benden çıktıysa geri gelecek. Öyle gerekirse hepinizden trade power usulüyle, raconuyla. Sen koalisyondasın. Sana da hemen bir influence atalım babacığım. Rüşvet veriyoruz adamlara bildiğin ya. Ceyhun'da isyan çıktı. Keşke salaklık yapıp da bu kadar erken yapmasaydım. Çünkü kuşatacak muhtemelen. Yetiş, yetiş, yetiş. Ha, güzel. Katolik yapacaktı. Yapmasın diye uğraştık. Neredesin oğlum sen? Buradasın sen. Sana bir de gift yollayalım. Al şunu cebine koy. Genç adamsın. Böylelikle bir tanesini daha
bize karşı olan kinini, nefretini bitirdik. Bir de trade alabilir miyim senden? Ha sen veriyorsun zaten. Gelere. Gelere veriyor. Ama ben zaten senden değil dur. Ha senden istiyordum. %43 de senden bir sakal. Sen de bir öde bakalım. Hepsinden ödemesi için talepte bulunacağım. Evet sana da influence atabiliriz. Sana attım ben zaten galiba. Param yok. Harika. Şöyle maaşları bir kısalım hemen. Sen de bir trade versene bana Triyer. Senin trade'in kuvvetli olur. Aa, Lübeck ticaret nodundaymış. Özür dilerim. Vermez o zaman. Aa, şimdi kimidi? Lorraine. Aa, ilişkilerimiz iyi olabilir sen. Lorraine de çıkarsa geriye zaten ne kalıyor ki? Yani hiçbir şey kalmıyor. Ha, Ayşen. Senle de sana da bir gift. Şöyle bir al bakayım bir cebine koy. Geri kalanı da improve'la tamamlarız. Bana satmak istiyor. 10 dukat verebilir miyiz her ay? Benimseyeceğim ben zaten ya. Çok da gerek yok. Hayır. 3000. Ama Capitol Area'ya vereceği için verdim gitti. Ver eyledim sana. Bu bir tık kötü oldu ama Capitol'e artık kolonizm gelecek ve hızlı yayılacak. Ücreti aslında 10 dukattan daha fazla fazlasını geri alacağız. Bir de benimseme maliyeti çok daha düşecek. Başka başka başka. Ideal Cost. Ben niye ona baktıysam. Balon kültürü. Bu aralarda 50. Ama bura çokmuş. Burayı Reform Center'ı sana zahmet. 128. Ben Reform Center şey İrlanda'ya gitmesin diye oraya götüreceğim. Oraya ordu aktaracağım. Evet, koalisyon dağıldı. Rahat bir nefes alabiliriz. Artık kimseye biat etmek yok. Army Maintenance'ı açalım bir. Bir tık borçlanacağız ya. Bu hiç hoş değil. Hiç hoş değil. Bu hiç hoş değil ya. Kalelerin hepsini kapatsam ne olur? Bir tık artıda kalırım o zaman sanki ben. Ay bitmeden şu savaş biterse kısacağım direkt maaşı. 3 tokat. Ben kasıyorum maaşı valla ne hali varsa görsün. İnovatif verelim. Güzel. Orduyu mühendi aşağıya. Şimdi bunların inherit olayı var. Bakalım ben öldükten sonra. Şimdi ben öldüm mü? Ben öldüm mü? Bunlar niye olmuyor? %7 şansla inherit edebiliyoruz. Ferra için %13. Eğer ben ölürsem %7 şansla bu geliyor. %13 şansla da Ferra geliyor. Bu imparatorluğunuz ne kadar büyük olursa diplomatik reputation'ınız ne kadar büyük olursa o kadar artıyor. Zaten Habsburg'la genelde oynarken, Avusturya'yla oynarken Macar alırsınız, Bohem ve diğerleri otomatik olarak inherit olmaya başlıyor bir yerden sonra. Yani %30, %50 şansları görebiliyorsunuz. Bu büyük bir rakam bu. Support here isteyebileceğim bir dingil arıyorum. Kim bu? Moskova, Os. Polonya'dan bunu alamazsınız ama. Yani. Rastımız iyi mi oğlum senle be? İyiymiş. Tırasalım. Osmanlı ile de bol bol tırasatacağım. 55 tırasa çıktık. İyi. Şahane. Keyifler yerinde. Koalisyon dağıldı. Şımarık koalisyonu dağıtmayı bildik. Savaşımız geliyordu. Çok iyi oldu. İngiliz'den şimdi kocaman bir toprak parçası alacağım. 24. 3 yıl içerisinde İngiliz'e büyük bir savaştayız. Ve senin de artık bir annexlenme vaktin geldi galiba. Ben bu serüveni yaparken. Evet. Hemen bir improve atalım. Ve Britanya'yı ele geçirelim. Burası artık bir Çin Seddi. Buradaki kaleleri aşıp da öyle gelmek. Lazım mı? Event'i bekleteceğiz. Mayışları açıyoruz. Bir kısa bir süre bekliyoruz. Ne kadar çıkacak ki? 17. Sıkıntı yok çıksın.
Komutanı var mı bu abinin? Yok. Şöyle bir komutan verelim. Kaç günü kaldı ki bu eventin ya? Çok günü kalmadı onu söyleyeyim. Ha, tamam çıkabilir. Gel bakalım. Evet, bunun da icabına baktık. Parayı tekrar düşür. Ordularımız çok büyük. O yüzden harcadıkları bütçe de çok büyük. Ama işte trade şey production gelirim olmadığı için rahatlıkla bu orduları tutabiliyorum. Eğer production'ı alsaydım hani geri aldıktan sonra production'ımı şu an için yok. O zaman bayağı iyi olacağız. Bu arada ben admin puanı alacağım ya. Ben bunları niye almayı unutuyorum? Ama büyük ülkelerde çok büyük sıkıntı. Çünkü çok büyük bir chromeland veriyorsunuz. Ama her ülkeyle alınıyor genel olarak. İyi de bayağı iyi. O artı bir puan için birbirini işleyen var ya. Millet birbirini işliyor. Manpower Recipe'yi salla. Production Efficiency'yi salla. İşimize yaramıyor şu an için. Dev Cost'u salla. Stability Cost Modifier'ı salla. Moral Army'yi salla. Precise değil. Unrest'e de gerek yok. Yani production gerçi ticaret gelirine de etki şeyde. Monopollerden gelen gelire de etki edecek. O yüzden şimdilik bunu alacağım. Late'de de bu kalacak da işte konuşuyorum öyle. Bol bol kapatalım şimdi buraları. Para. Şu an için para yani. Din adamımız boşa düştü. Burayı convert edebiliriz. Harika. Bunun İngiliz'e sıçraması lazım. London Air'e çok büyük bir toprak parçası. Oraya geçmesi lazım. Long Crown'dan şu an devam ediyorum. Bunu 23'te alabileceğim. Yakında din savaşları başlayacak bu arada. Palatinate tarafından başlayacak. Koalisyonu bilerek toprak almıyorum ki şu an koalisyonu bir tık bekletiyorum. Britanya ile bitmiş ama ben sana 180 ilişki olmak istiyorum. İnfluans alsam sen gif yapsan gif subsidy yapsak evet olur. 25 buradan aldım dayı. 25 buradan aldım. Senin dinin bir de kötü diyor bana. O zaman gel aynı dindaş olalım. Galiba artık alabiliyorum değil mi? Evet, ben de öyle tahmin etmiştim. Dinini değiştirmekle uğraşabilirim. Çünkü şey olacak bu. Çok erken yapabiliyorduk ama alamamış. Alamadı. Kolinilerde oluyor. Din değiştirince 9 şey işte hani %10 buff alıyordu. Bu alamadı. Vasallardaki şey kaldırmışlar galiba. Alamadı lavuk. Ya da o koloniler uzak bir şey. Governing Capacity oynuyoruz şu an için. Çünkü İngiliz'den alacağımız toprak hayvani olduğu için hem Governing Capacity'den çok sıkıntı yiyeceğiz hem de şu an hayvan gibi gider var ya. Agresif Impact falan. Hatta bu gelene kadar giremeyebilirim bile İngiliz'e. O bir tık canımı sıkıyor. 300 puan sonra halledilecek ama. Artı 10 Dukat da şuna vermeseydik iyiydi ama Paris ve etrafı hızlıca yayılınca sıkıntı yok. Şuraya da bir yayılma editi verelim. Böylelikle Paris kaçla artacak ki? 1,5'la artacak. Admin puanı burada bir tık daha ağır basıyor. Güzel. 1,5'la yayılıyor. Gayet iyi. Artı bir şey veriyor. Bir de verdiğimiz buff bir o kadar veriyor. Şahane şu an. Vassal'ımızı anneksiyelim. Artı bir prestige veririm ama 26 4 yılına da vermem. O kadar da kusura bakma. Şu an için daha hayırlı işlerle uğraşmam lazım. Insult atacağım. Artı bir puan. Şu an her şey puan. Advisor'ımız da çünkü pahalı bir advisor. Kraldan dolayı maalesef ki. İnfluans veririz. Sıkıntı yok. Evet. Chrome'dan topraklarını alacağım geriye. Sıkıntı var mı? Sıkıntı yok. Aldım. Rebel mi? Dengang'da isyan çıktı. Bekliyoruz. Mantinize açıp hemen gidiyoruz. Şurası mıydı? Şurada bir yerdeydi Dengang. Evet. Tık sakat girdik ama moral son anda yetişti yardımımıza. Geri kapat. 54 yılı gelmiş. Böylelikle savaş yılı gelecek. Kimlerle müttefiksin sen? Frisia ile ve Uther'le müttefiksin. Jun'da geliyor. Peki. Çok yakında savaşta olacağız İngiliz'de. Şu 21 karlık orduyu ana karaya götürelim. Kafi.
Bir gemi taşıyor onların hepsini. Tabii ki de paletine izin veririm. İspanyol savaşlarına hiçbirine izin vermeyeceğim. Acı çeksin, az puan kazansın, daha az toprak ilerlesin. Ama Kalsin'in üzerine yürüdüğümüz ilk andan beri bayağı şok etkisine uğrayacak. Vura vura gideceğiz ve onun o aciz şeyi gelemeyecek müttefiki. Gördüğünüz gibi hayvan gibi bir orduyla gelebiliyoruz. Avusturya'nın tüm müttefikleri dahi gelse bile iş yapamıyor ama ben Avusturya'yı tek yakalayıp ona çok güzel bir anlaşma imzalatmak istiyorum. Parasını alacağım sürekli. Din savaşı öncesinde çok yarayacağım alabu. Böylelikle din savaşına çok zayıf girecek. Acilen governor'ın kapasitesi. Haydi babacığım. Administrative çok önemli artık. %25 arttırmak demek ne demek? Buradan arttırmam hiçbir işe yaramayacak. 120 governor'ın kapasitesi şu an hiçbir işe yaramaz. Hatta buradan buff'ı var. Neredeydi lan o? Burada değildi değil mi? Evet, burada değil. Şurada governor'ın kapasitesi 250 veriyor. Bunu alacağız hemen. Tabii oraya daha çok var. Absolute bizim çağında falan gelecek, o daha uzun iş. Yayılma hızı alabiliriz. Other cost çok mantıklı. Mercenary disiplin mantıklı ama şu an işimize yaramaz. Prestige gerek var ama şimdi ona da uğraşmayacağım. Çünkü geç dönüştürüyorum. Dini idem yok. Valla yayılma alıp biraz daha ekonomiye gidebiliriz ama Province Other Cost çok iyi yani. Other Cost çok iyi, çok iyi, çok iyi. O çok iyi. Monopoliler gelecek yakın zamanda. O monopolilerle biz de şey yapacağız işte. Enstitüyü benimseyeceğiz. Evet, bir isyan daha gün geçmiyor ki çıksın. Bu disaster kaç yılında bitecek be? Yani almost through rebel armies yok. 20 yıl geçmedi daha. Province var. Love country. Yani benimsenmiş kültürlerde de üçü de var aslında bakarsanız. Flemish. Hepsi var var. Taş da var. Aynen. Bir tık burada sıkıntımız var. Şu aşağıdaki orduyu buraya getirmem gerekiyor. Rebel çok sakat bir yerde çıktın ya. Galeri'deki geçişimiz... Hap niye var lan harbi? Galeri'den ben bundan niye geçebiliyorum? O nasıl o iş? Ödümüz yürüdüm ama... We don't have a military access de var ama yani yürüdüm. Geri gidemem muhtemelen aynen ama AI gibi üzerinden yürüdüm. AI'nin de bu tip benzer durumları var. Bana iyi bir gönderme olsun. Hep sen mi yürüyeceksin lan? 35 aya 1.6 Lorraine. Olur olur yeriz. Güzel. Reform Center bir Londra'ya dönse çok rahat edeceğim biliyor musunuz? Böyle bir Londra olsa nasip olur mu be? Bundan sonrası Unity ile alakalı. Bir daha şu disaster'ı yaşanmamak için DU'yu buralara dönüştürüyordum ama burada zaten otomatik Valon kültürünü dönüştürecektir belki bu Reform Center. Evet, İngiliz'e savaş vaktidir. Çanlar çalsın. İsviçre gelmiyor. Poland bizim yanımız. Bitti lan Tras. Manyak. Bu Ranking Truth mu? Dalga mı geçiyor oyun? Okey. Gireceğim direkt, yok edeceğim. En kötü parasını alacağım. 5 yıllık bir anlaşmaya sokacağım. Governing capacity de o arada gelir herhalde. İngiliz şöyle bir mahvedeyim. 2 kalesi kaldı garibanın. Bu ters sevdiğimiz bir kardeşimizin ama ölmen gerek. Kale kapalıymış bir de. İsyancının buraya aldığını düşünsenize. Enstitü hayvan gibi yayılıyor demiştim. Bu da ödeyeceğimiz parayı çok çok minimal bir orana azaltacak. Belki 1500 dukat olabilir. Çok da minimal değilmiş açıkçası. Evet. Düşündüğümden az oldu. Orduları yayalım. Hemen İngiliz işini bitirmeye oynayalım. Kontas ne ki bu ya? Hangi devlet? Prestige daha iyi eğilirim. Ben niyeyse buna yayılmadım. O bir tık benim hatam oldu. Böyle ufak tefek, abuk subuk askerler basıyor. Military Advisor gitti. Pinto. Oha, olmaz. Artı bir puan alacağız dedi. Ekonomiyi öldüremeyiz.
This is great. Güzel. Donanmamız zahmet olsun ki üstün. Zahmet olmazsa ki üstün. Güzel. Böylelikle İngiliz'in işini bitirdik. Yine bir isyancı daha var. Onu da hemen indir. Kalesi düştü. Bundan sonrası İngiliz toprakları o kadar da sözüm ona iyi değil. Şimdi bu birlikte ne vardı dayı? Beş topçu vardı. Dört süvari vardı. 12'de de piyade var. Umarım yanlış bölmem. Dur bakalım. Yukarıdaki sayısını bilmiyorum da bu eşit ya. 12, 4, 4. Niye bunda 5 topçu var peki? Evet, şu topçu da ona aitmiş. Sen o askeri nereden çıkardın ya? Şuradan. Okey. İngiliz tabii ki de teslim olacak. Bu sefer İngiliz'den daha büyük bir lokma alabilirim yine. Hiç sıkıntı olmadan. Koalisyon derdimiz var. Gene koalisyon yeriz bunu yaparsak. Çünkü governing kapasite muazzam bir ölçüde. O yüzden yukarıdan şeyin önünü kapatıp koalisyondan kaçıp bir sonraki savaşta ise tam kafasına vurmak usulüyle gidebiliriz. Lorraine koalisyona gireceğini zannetmiyorum. Şöyle tamamen kapatalım. Minimal bir şey olsun. Ve koalisyonu az diyelim. Governing kapasite de geldiği vakit işimiz olur. 1000 diplomatik olmuş bu. Oha. Dev basmamız gerektiğine işaret. Nereye dev basabiliriz? Şimdi bir düşünelim. Bir ticaret mallarına bakalım. Bir cloth, artık ne bulursak. Yani Pierre Cardieri'ye her zaman için iyidir. Valon kültürü, protestan. Yani mantıklı. Benimsediğimiz için Flanders bölgesini birazcık daha abartalım. Şu an için burası kaç? Burası 30. Oo, çok. Ama yine de Flanders'i yapacağım. Diğer yerlerine en azından bir 20-30 yapalım oraları. Buralar çok para getiriyor. Development cost, gel bakalım. Diplomatik bir idea'mız olsaydı işte, onu alabilseydik şey dedik de işte. İyiydi. Şunu aldık. Buraların production geliri tabii ki de gidiyor da. Military de verebilirim. Problem değil. 20 yaptık. Aynen. Military tamamen harcayabilirim değil mi? Evet, harcayabilirim. Otuzu yaptık burayı. Burayı da yine 30 yapacağım. Flanders tamamen para basan bir yer olacak. Evet, keyifli. Gelişmişlik seviyesi olarak en güçlü yerlerimiz oldu buralar. Buralara artık fabrikada basacağız. Sıkıntı yok. Gel bakayım sen. Avusturya Venedik'e girdi de o adaya yine çıkamayacak. Kuduracak o yüzden. Ha, Venedik'e ben de saldırabilirim aslında ya. Reconquest'im var. Bedava İtalyan toprağı. Olur, onu yeriz biliyor musunuz? O güzel olur. Multiple War. Osmanlı'yı savaşa alacağım. Osmanlı'ya da Rodos'u veririz. Ezilmesin daha fazla ona. Eğer çıkarsa tabii o ana karaya. Claim Hair Strange ne? Prestij veririz. Hayırımızın şeyini söz söylettirmeyelim. Crown Sharing bitti. Güzel tadımız kaçmadı. Güzel. Valla korlama kostunu ne kadara korlayacağız peki onu da görelim. 153. 153 gelir ya zamanla. Al 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 al. İki tane kaldı. İki tane sonra çok rahat edeceğiz. Hatta bir şey diyeyim mi? Bir toprak daha almayabilirim ama şu kaleyi kesinlikle alacağım. Ya iyi böyle ya. Böyle alacağım ben. Böyle iyi. Böyle iyi. Landforce çok iyi oldu. Bu ordu maaşlarını bir tık azaltmamız sağlam oldu. Şurada da topçu sokalım. Ölsün artık be. Bundan trader alacağım. Çok bir şey yapmayacağım ona. İngiliz isyancıları var. Bekleriz. Sıkıntı yok. Topçuyu şuna verelim.
İngiliz isyancılarıyla başa çıkacağız tabii ki de, o problem değil bizim için. Napoli ile ilişkiler. Ve tabii ki de ilişkilere vereceğiz canım. İlişki dediğin nedir ki kasadır? Bu lavuk niye teslim olmuyor ya? 8'e ulaşmış, hiç hala da icraat yok be. Böyle bloket yapalım mı tek gemiyle? Maneviyat bloketi. Evet, Holy Roman İmparatoru gene Holy Roman İmparatoru oldu. Peki. Büyük reforma daha da çok yaklaşıyor. Biz de Venedik'e saldıracağız. Avustur böyle bir iyice bir içinden geçsin onun da. Papalık gelecek. Malta o kadar da önemli değil. Reconquest'ten biz de savaş açarız birazdan. Multiple savaşa girmeyi reddedeceklerdir çoğu. Özellikle Luka'da kuşatmayı 7 saniyede Multiple War'a girinecektir. Girse bile zaten zayıf. Bedavaya bir de iki toprağımız olacak. Ha, bir yumrukta biz vuracağız. O bir tık ona kötü olur. Ama toprakları Milan'a vereceğim için de rahatlayacağım açıkçası. Defender of Desert, Mezzard. Hadi be oğlum. 128 şans. Adam gemi falan çıkarıyor ya. 128. Gemiyi koymaya üşendiğim için oluyor bunlar. Yani gel ya. Gel 2 dakika şuraya. Şimdi %42 gördüğünüz gibi. Venedik bizden geç istiyor. Tabii ki de vermeyeceğiz. Frizzlante'da para yok. Paramız Allah'a şükür var ya. Trade'den ve tax'tan hayvan gibi para kazanmaya devam ki. Tiktir for'u... evet, hiçbir müttefiki gelmiyor. Artık Reconquest'ten açıp savaşımızı başlatalım. Biz de topraklarımızı alalım. Venedik'in üzerine bir ordu yürütmem gerekiyor. O da sensin evlat, yürü. O sırada arkamda çıkan isyancılar. Nereye gidiyorsun ya? Çok iğrenç ya. Gerçekten çok iğrenç. Bir bitmedi gitti. Bir bitmedi gitti. Acaba 50 yıl, şey 20 yıl geçti mi ya? Unrest, stability atlas. Tam bir de bir yani. En az bir olsun diyor da bir. Ne yapayım yani? Utaş'la ayrı bir anlaşma yapacağız. Aslında Utaş'a direkt annexlemek mantıklı da 139 şey olmasa da. Buralar çok vasıl alınıyor genelde. Dinini değiştirebilirim işin garibi. Pledge atmak da mantıklı. Development'ını çok düşürüyor. Kaç dev geliyor lan kapıları ya? O 4 dev geliyormuş. Çok da değil. Vassal alsak mı? Oha ya. Hollanda bölgesi girilmesi çok sakat bir yer. Heçeri de almadan. Trader alacağız. Böyle bir anlaşma yapacağız seninle. İngiliz'den yüzlük bir anlaşma almayabilirim belki. Yani o governing capacity açılana kadar minimal yani, böyle gıdım 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 gıdım. Bir de şu lavuktan bir trader alalım biz ya. Transfer trade alalım. Aynen. Oh mis. Güle güle. Şahane. İngiliz'i tam böyle köşeye sıkıştırdığımız andır bu. Hemen core'larımızı atalım. Artık İngiliz daha da ufak bir İngiliz oldu. Ha, ordularımız da geldi buraya. Bizi de savaşan kim var ki? Papalık var. Osmanlı'yı çağıracağım. Osmanlı gelsin. Kim nasıl? Litvanya ile mi savaşıyorsun ya? Hayır ya. Bu kimdi? Ha, anladım. Gürcistan. Kaltuğumuz Arms yapacaktım. Toprak verecektim Osmanlı'ya. O Malta'yı yok ettirecektim. Çünkü zararı uğratıyor onu. Ama istemedi beyimiz. Eyvallah, saygı duyuyoruz. Gelen şeyi de şuraya basayım aklımdayken. Plan derse bir full diyelim. Sonu da oraya diplomatiye basacağım. Valla Reconquest'imi istiyorum. Öyle çok da toprak istemiyorum aslına bakarsan. Gitsin bakalım savaşta. Buraları seve seve bize verecek. Çünkü alamaz. O kadar. O zaman ben ona bir koalisyona girerim. Aklı başına gelir. Bu arada ikimizin de donanması, kusura bakma ama kusura bakmasın ama oraya kadar gidemez. Bu büyük bir problem. O yüzden Osmanlı'nın Georgia Savaşı bitip gelip kadırgalarıyla burada durması gerekiyor tarihsel olarak. Venedik seferi sürüyor paşa diyeceğim de 61 gemisi var. Onu hiçbir kuvvet. Osmanlı'yı da döver bu. Hızır Hayrettin Paşam neredesin? Hayır.
Cenev hayır olmaz. Reformat. Night. O bende olamaz. Reformat oldu herif ya. Abi hayır ya. Hangi toprağım ki benim orası? Burası. Cenevre. Hayırlısı. Abi şu toprak kesinlikle dönüşmeyecek ve gelecek o reformist burayı dönüştürecek. Ben de kuduracağım. Balon kültürünü dönüştüremediğim için. Aa, ordu geçmiş buraya. Nasıl yaptınız lan onu? Manyak. Helal olsun koçuma benim. Sen mi kuşatıyorsun bir de? Britanni hiç annekslenecek bir mübarek. Yani nasıl mübarek bir adamsın ya? Abi Britanni geçmiş ve diğerlerini de peşine katmış. Şu an Britanni kuşatıyor ama halbuki Macar falan yardım ediyor enayiler. Aa çok güzel. Abi, bu ne ya? Family Secret. Gazetelere mi çıkıyoruz ha? Afiş mi oluyoruz ya? Neyse. Burada bitirelim ya bu bölümü de. Bir sonraki bölümde artık Fransız'ın İtalya seferini göreceksiniz. İtalya'ya nüfuz etme vaktimiz gelmiş. Zaten bu da bunun ilk göstergesi. İtalya'ya geniş bir perspektifte nüfuz edeceğiz ve papalığı tamamen bitirme yoluna gideceğim. Papalık olmazsa Hristiyan dünyası zaten dağılır ve Osmanlı ile beraber, belki Osmanlı verir. Osmanlı ile beraber güzel işler yapacağız. Napoli de bizim için ilk seferinde dost. Sonrasında da Heyer'in alamazsak düşman. Eğer alırsak hiçbir sıkıntı yok. Zaten Favor hayvan gibi olmuş. Oha. Dostumuz çok ama düşmanımız az. Gayet iyi. Artık bana o koalisyonu bir daha da sokamaz. Gözünün önünde topraklar alacağım. Böyle gelsem Venedik'i falan alacağım. Kuduracak. Öyle bir şeyler yapacağız. Burada bitirelim. İzlediğiniz için teşekkür ederim dostlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Umarım serimiz izlediğiniz gibi gidiyordur. Görüşmek üzere.